Hakim, savcı nasıl bakacaktı çoluğun çocuğun yüzüne? Gün gelecek, hakimler halka hesap verecek. Başından beri, katliamın ilk gününden beri dönen dolapların hepsinin farkındayız. Bu aileler her biriyle, her bir dolapla teker teker mücadele etti. Bu son değil, bizim için son değil. Gün gelecek, devran dönecek. Bu katiller halka hesap verecek. Biz bu süreçte elimizden gelen her şeyi ailelerle birlikte yapacağız. Toprağın altındaki 301 can için aileler sonuna kadar, avukatları sonuna kadar mücadele etmeye devam edeceğiz. İlk atan duygum, ben bu mahkemeden zaten korkmuştum. Çünkü adamın kendinden önce ünü gelmişti, seçilerek geldiği için acaba vicdanı dedi birazcık olsun. Şu milleti gördükçe acaba kendine bir yorum çıkarır mı da bir vicdanı bir hesap yapar mı diye düşünmüştüm. Kendi maalesef çocuğu var mı acaba? Parayı tercih etti, yukarıdakileri tercih etti. Bizi mahvetti. Akşam evine ben bugün evet onca yetimin babasının ölü katillerine doğru dürüst bir cevap verdim. Doğru dürüst bir ceza verdim deyip elini vicdanına koyup evlatlarıyla rahat bir uyku çekebilecek mi acaba? Bir de onu soruyorum hakimine ve savcısına. Bu karar sermayeden ve patronlardan yana bir karardır. İşçilerden, emekçilerden yana bir karar çıkmamıştır. Bu ülkede günde 3 kişinin, en az 3 kişinin iş cinayetlerinde yaşamını yitirdiğini görüyoruz, biliyoruz. 301 madencinin yaşamını yitirmesine verilen bu adaletsiz karar, taksirle suç işlenmiş gibi verilen bu karar tam anlamıyla bu cinayetler sürsün demektir. Ne diyebilirim ki? 301'in canı sadece 18 seneymiş. Ne diyebilirim? 18 sene bile yok. Yarın 2 sene yatacak, ondan sonra haftan çıkacaklar yani. Ne diyebilirim ki? Halimizi görüyorsunuz. Adalet olsaydı böyle olmazdı. Ne diyebilirim ki? Diyecek bir kelime yok. Hayatımızın son noktasındayız. İsmim Naciye Kaya. Eşim Mustafa Kaya'yı kaybettim. Zaten bu karar bitmişti bizim için. Hakimi aldıkları gün bitmişti. Belliydi zaten. Bir kişi başına 18 gün verdi işte. Yani kedi köpek kadar bir değeri bile yokmuş insanların. Biri de birbirini de bu insanların ama acı hep aynıdır. Yazıklar olsun. Böyle adalete de yazıklar olsun. Bunu getirene de yazıklar olsun. Bizim yaşadığımız o aynısını onlar da yaşasın. Yani böyle bir şey ya bu kadar mı? Elbistan'dan keyfinden gelmedi bu hakim. Bunu da bilin yani. 10 kişi daha toprak altında bulunamadı. Onları para cezasına çevirmişti bu hakim. Buraya geldi. Buradakiler de işte en fazla yatarı 5 yıl yatacaklar. Keyiflerine bakacaklar. Biz de acımızla kalacağız. Ya uzun zaman bekliyorduk. Biz daha hala bekliyoruz zaten. Daha bekleyeceğiz. Sonuna kadar bekleyeceğiz. Biz hakkımızı arıyoruz. Ya zaten hakim bizden yana değil zaten. Onun yanında.